Hocam merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Heyecanlıyız sizi ağırladığımız için. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor karantinanız? Ya valla herkes gibi standart bütün günümüz evde geçiyor. Yani sabah akşam evdeyiz. Evde kalmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar yediğimize, içtiğimize dikkat etmeye çalışıyoruz. O şekilde geçiyor. Koruyabildiniz mi formunuzu hocam? Yani dikkat ediyoruz. Mümkün olduğu kadar yediğimize, içtiğimize, yattığımız saate, kalktığımız saate. Hani en azından şeyimiz şaşmadı şu anda. Hani gecenin dördünde, beşinde yatıp sabah öğlelere kadar uyumuyoruz yine. Nasıl olsa evde de bir çocuğumuz olduğu için birazcık daha düzenli yaşıyoruz. O Onun şimdi bak. dışında da bol bol sıkılıyoruz işte. O şimdi mutludur tabii, babası evde sürekli. Güzel kaliteli zaman geçiriyor sizinle. Vallahi mutlu. Hepimiz mutluyuz bir arada olduğumuz için. Ama yani iş yapmadığımız için de sıkılıyoruz tabii bu kadar yoğun bir tempodan sonra. Hocam oyuncular ne durumda? Onlar da yakından ilgileniyorsunuz. Oyuncularımıza haftalık kondisyonerimiz aracılığıyla program gönderiyoruz ama hani yani ne kadar faydası olacak ki evde yapacakları kendi antrenmanlarının onlara çok fazla bir faydası olmayacaktır. Biraz önce senin de dediğin gibi formlarını korumaktan başka bir faydası olmayacaktır. Senin benim nasıl evde spor yaptığımızda bir katkısını görüyorsak onlar da o şekilde göreceklerdir. Anladım hocam. Peki basketbol maceranız nasıl başladı? Başlayalım sorulara. Valla basketbol maceram 4. 5. sınıfta başladı. Benim babam o zamanlar Çavuşoğlu Spor Kulübü'nün başkanıydı. Ben de Çavuşoğlu Spor Kulübü'nde basketbol oynamaya başlamıştım. Onunla beraber bir 10-11 sene kadar bir basketbol geçmişim var. Çavuşoğlu'nda oynadım, FS Bissen'de oynadım, Işık Spor'da oynadım. Sonra 3 senelik bir profesyonellik tecrübem oldu. Süper Lig'de oynamadım, 1. Lig'de oynadım. Sonrasında da o zamanın şartlarına göre yani devam etmek istemedim. Kendi kendime bir hedef koymuştum. Süper Lig'de oynamayacaksam oynamam diye. Sonrasında üniversite kazandım. Üniversiteyi kazandıktan sonra da 21 yaşında işte antrenörlüğe başladım Galatasaray'da. Kadın basketbolu geçişiniz nasıl oldu hocam? Ya özellikle bir kadın basketboluna geçmek gibi hedefim yoktu. Ama gözlemlediğim kadarıyla ve tanıdığım abilerim tarafından özellikle Davut Güngör benim antrenörlüğe başlamama ön ayak olmuştu. Baktığım kadarıyla kadın basketboldaki yükselme hızı yani yükseliş çabukluğu daha kolay gibi gözüküyordu. Çünkü erkeklerdeki pasta daha büyük olduğu için daha fazla insan var. Ben de öyle kadın basketboluna başlarım. Ondan sonra da erkeğe geçerim diye kendimce bir hedef koymuştum. Ya 3 kere de öyle bir şans elime geçti ama iyi ki de kalmışım. Bu şekilde devam ediyorum. İyi ki kalmışsınız hocam. Peki bu sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray açısından? Nasıl geçti sezonun geneli? Açıkçası son zamanlara göre, son senelere göre, son 10 senenin en mütevazi kadrolarından birini daha kurduk. Geçen seneden sonra daha birazcık daha tabii %10, %15 bütçemiz yükseldi sağ olsun başkanımız sayesinde. Yani iyi bir kadro kurduk bence elimizdeki bütçeye göre. Ancak sene başında çok fazla problem yaşadık. Sakatlıkları çok fazla üst üste geldi ve sene başında geldi. İlk başta birazcık sendeledik. Ya sendeledik derken özellikle Avrupa'da bunun sıkıntısını çok yaşadık. Ya sonrasında da tabii yeni bir takım olduğu için, yeni takım derken 4-5 oyuncu yeni geldiği için takıma adaptasyon süreçleri, bizi tanıma süreciyle birlikte tekrar biz kendi kimliğimizi oluşturan basketbola geri döndük. Ama tabii sene başında kurduğumuz, kurguladığımız kadroya göre yaşadığımız sakatlıklardan sonra tabii birazcık daha ince dokunuşlar, ufak dokunuşlarla biraz daha değişiklik yapmak zorunda kaldık. Ha, Peki hocam değerlendirmeyi soruyorsan, Evet. değerlendirmeyi yapmadık. Değerlendirmeyi soruyorsan Avrupa'daki
Avrupa'da sakatlıkların sıkıntısını çok yaşadık. Orada ondan dolayı bir 3 sayı yüzünden elendik. Sorarsan da benim için şu an için üzücü sonuç sadece Türkiye Kupası'nda oldu. Evet hocam. Peki sezon başında transfer stratejiniz neydi hocam? Yabancılardan guard değişiklikleri yaptınız. Jefferson gitti yerine Hartley geldi. Tilbe'yi aldınız 4 numara pozisyonuna. Hani buradaki transfer stratejiniz neydi hocam? Gidenler gelenler. Yani strateji olarak tabii elimizdeki Türk oyunculara baktık önce bir. Ve ihtiyacımız olan bölgeleri belirledik. İhtiyacımız olan bölgelerde alabileceğimiz oyunculara baktık. Dediğim gibi geçen sene Moriah Jefferson vardı. Moriah bu sene için yani fiyat olarak biraz yüksekti. Ben de Bree Hartley'i çok beğeniyordum ve Işıl'la çok uyumlu olacaklarını planlıyordum. 1-2 numarayı öyle geçecektik. 3 numarada da Juic'i aldık. Juic de biliyorsun son 200 senedir Türkiye Ligi'nin en değerli oyuncularındandı. Onu da 3-4 numarada kullanırız diye plan yaptım. Zaten Tilbe'yi biliyorsun. Tilbe'yi anlatmama gerek yok. Tilbe'yi de 4-5 numarada kullanırız Türk rotasyonunda diye. 5 numarada da tanıdığımız bir oyuncu. Victoria Makaula'yı tercih ettik. Ben şöyle düşünüyordum. Eğer çok iyi bir 5 numara, içeride dominant olan post-up yapacak, sırtı dönük oynayacak bir 5 numara alamıyorsak 2 tane mobil 4-4.5 numarayla oynamak bizim özellikle bizim ligimizde çok daha faydalı oluyor. Benim tecrübeme dayanaraktan. Öyle yaptık. Bir uzun daha ihtiyacımız vardı. Onu da Dragana'dan kullandık. Backup olarak kenardan gelir diye. Yani stratejimizi böyle planlamıştık ama Claudia'nın sakatlığından sonra birazcık daha değişiklik yapmamız gerekti. Oralarda da zaten elimizde çok yetenekli, değerli Türk oyuncular vardı. Genç özellikle. Evet hocam. Meltem, Alperi, Sinem, Sude özellikle. Yani onlardan da faydalanacağız diye düşündük. Sene başında böyle planlama yaptık. Hocam 3 numaraya aslında güzel bir yatırım yaptı Galatasaray bu sene değil mi? Siz güzel bir yatırım yaptınız. 2 tane çok iyi genç oyuncu var. Yerli. 3 numara sıkıntısı yaşamaz Galatasaray herhalde bir 4-5 sene. Yani inşallah. Şu anda Meltem var. Sinem var. Sude, evet. Sude 2-3 numara olarak oynatıyoruz. Yani yaşamayacak gibi gözüküyor. Ama biliyorsun çok fazla değişken oluyor basketbolda. Özellikle kadın basketbolunda. İnşallah bu şekilde devam eder. Hocam bu arada Barış Hoca'yı gördüm gelenlerden. Onlara da bir merhaba diyeyim. Yanlış anlamasınlar. Beşiktaş baş antrenörü Barış Hoca var. Merhaba demiş size. Gururumuz Efe hocamız demiş Selcan Bedir. Büyüksün koç demişler. Yani bir sürü şey yazılıyor. Ama kaçırdıklarımız olabilir. Kusura bakmayın. Ben de biraz heyecanlıyım hocamıza. Bir sürü soru hazırladım. Hepsini sormaya çalışacağım. Genç oyunculara ilgili sorular var. Onları en sona bırakalım isterseniz hocam. Olur. Bakalım. Peki Tilbe ve Bree Hartley Fenerbahçe'deyken çok fazla süre alamıyordu hocam. Ama Galatasaray'a geldikten sonra Galatasaray'daki rolleri ve performansları çok değişti. Yani şu an Tilbe belki ligde en iyi oyunculardan bir tanesi. Bree Hartley zaten inanılmaz istatistiklere imza atıyor. Yani sizin oradaki dokunuşunuz ne oldu hocam? Neyi farklı bu sezon iki oyuncunun? Ya biraz önce sorduğun sorunun üzerinden giderek cevaplayayım bunu. Birazcık daha bu stratejiyi yaparken, bu oyuncuları alırken tekrardan kendilerini bulmaları ve tekrardan bir çıkış yaşamaları, yani çıkış yapmaları için ana oyuncu olacakları, önemli roller alacakları ve tekrardan o güvenleri kazanacakları bir takımda oynamaları onlar için daha faydalı olacaktı. Bree'yi Mersin zamanından da biliyoruz. Zaten çok önemli bir kolejden, UConn'dan çıkma. Tilbe'yi de zaten altyapılardan çok çok yakinen tanıyorum. O yüzden güvenildiği zaman özellikle Tilbe'nin neler yapabileceğini ben çok iyi biliyordum. Ve Tilbe'nin açıkçası son şansı gibi bir şeydi. Özellikle Tilbe'yle bunu da çok konuştuk. Bunu zaten değerlendirdi. Her röportajında da bunu söylüyor. Çok mutlu. Buraya da geçen sene, bizden önceki senede Fenerbahçe'de oynarken tabii yabancı oyuncu için çok zor. 6-7 tane yabancının olduğu bir yerde rotasyona girmek. Çünkü ritim kaybediyorsunuz. Burada ana oyuncu olacağını, önemli bir parçası olacağını, takımın önemli sorumluluklarından birinin de ona ait olacağını, kendinin rahat oynaması gerektiğini, ona çok güvendiğimi söyledim.
O da zaten buraya gibi oynadı bu sezon. Ben ekstra ben ne yaptım? Ben onlara güvendiğimi söyledim ve oyuncuları doğru şekilde kullandık. Teşekkür ederim hocam. Peki guard konusunda opsiyonlarınız biraz eliniz kolunuzla bağlandı. Eda'nın sakatlığı uzun sürdü. Alperi belli bir formda oynuyor. Sezon başına dönseydiniz bir guard pozisyonuna bir transfer daha yapmayı düşünür müydünüz? Ya da giden oyunculardan ya şu keşke gitmeseydi dediğiniz oldu mu? Giden oyunculardan keşke şu gitmeseydi dediğim açıkçası yani olmadı. Ama guard pozisyonu içinde tekrar geriye dönsek birini almazdım. Çünkü ben Işıl Alper'i Brian'ın oraya götüreceğini ben zaten öyle planlıyordum. Işıl olmadığı zaman Alper'i Brian, Brian olmadığı zaman Alper'i Işıl. Kafamdaki planlama böyleydi. O yüzden bu planlamada meyvesini verdi bu sene. Şu döneme kadar, ligler tatil olana kadar. Geçen seneyle ilgili de giden hiçbir oyuncuyla ilgili keşke gitmeseydi dediğim olmadı. Sadece şeylerimiz oldu. Nasıl söyleyeyim? Diyaloğumuz iyi olan ve hala görüştüğümüz, keşke elimizde bir şans olsa da onlar da bizimle beraber olsaydı dediğimiz Abdi oldu. Abdi ile diyaloğumuz çok iyi. Aynen. Monika da keza öyleydi yabancılardan. Moriah'la benim aram çok iyi, hala görüşüyorum. Yani onlar dostluk anlamında keşke bizimle beraber olsalardı dediğim isimler. Peki hocam, başa dönseydiniz, Juic'in sakatlığını tabii tahmin etmenize imkan yok ama ya bir pozisyona şansınız olsaydı kimi alırdınız hocam ya da hangi pozisyona birini alırdınız? Ya iyi bir 5 numara alamıyorsam içeriği bu şekilde devam ederdim. Herhalde yine ya iyi bir 3 numara alırdım herhalde Juic'i saymazsak. Juic olmasaydı yine bir 3 numara almaya çalışırdım. Ya da iyi bir 5 numara alabilmeye çalışırdım ama 5 numaralar birazcık bütçe anlamında çok yukarılarda dolaşıyor. Ve biz de Türk takımları olarak birazcık transfer dönemlerine geç giriyoruz. O yüzden bana sorarsan ben yine herhalde bir 3 veya 5 numara alırdım. Erkan Metin hocamız da burada hocam. O da Efe hocam artık milli takımlarda olma zamanın gelmedi mi diyor size. Düşünmüyor mu milli takımı diyor. Erkan Metin hocamız. Ya Erkan abi beni ilk milli takımlara yani milli takım organizasyonlarında yer almamı sağlayan kişidir. Erkan abinin yeri bende çok başkadır. Zaten hani benim açıkçası gelişmemde de Erkan abinin çok emeği vardır. Milli takımlarla, milli takımda olma zamanı gelmedi mi artık? Vallahi Erkan abi bu zamana kadar hiç milli takımla ilgili bizi düşünmediler baş antrenör olarak. Bundan sonra da olursa olur, olmazsa da yine biz bu şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Serdar Bulut hocam sormuş size, Ekup'a döner mi diye sormuş. O da çok sevilen bir oyuncuydu. Vallahi o döner mi, bu döner mi, kimi alırız, kimi almayız bunları söyleyemem. Çünkü önümüzdeki seneyle ilgili ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü önce bir federasyonun liglerle ilgili bir karar vermesi lazım. Bizim de önümüzü görmemiz gerekiyor. Çünkü Türk sporu çok ağır yara aldı bu durumda. Bu olaylardan. Zaten ekonomisi sağlam olan bir ülke olmadığımızdan dolayı onunla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Evet hocam, burada başka oyuncular da yazıyor. Görüyorsunuz zaten, ben geçiyorum o zaman. Soru cevap vermeyecekseniz. Efe hocam, İnce'ye yeterli süre verdiğini düşünüyor mu yoksa daha tam verim alamadığını mı düşünüyor İnce'den diyor. Oyuncunuzla ilgili görüşünüzü paylaşırsanız bizimle hocam. Genç bir oyuncu. Ya İnce ile ben yani Galatasaray'a geldiğinden beri çalışıyorum. İnce ile bugüne kadar İnce'den en çok katkı alan da antrenör benim. Çalıştığı antrenörler, milli takımlar dahil olmak üzere. Ben İnce'ye yeterli süreyi, hak ettiği süreyi daha doğrusu, hak ettiği kadar verdiğimi düşünüyorum. O süreyi değerlendirmek, iyi veya kötü bir şekilde değerlendirmek de o İnci'nin sorumluluğunda. Bakalım. Mazlum Elibol soruyor. O da bizim iyi bir takipçimiz. Yeni sezonda kadro değişikliği olacak mı hocam? Hocam aslında demin cevabını verdi. Yani şu an yeni sezon olacak mı sorusunun cevabını bulmamız lazım. Yani kadro değişikliği muhakkak olacak. Çünkü basketbolda futbol gibi 3-5 senelik sözleşmeler imzalayamıyorsunuz. Birer senelik, 1+1.
ki iki senedir bunu ilk yani bunu yapan kulüplerden biriyiz. İki senelik sözleşmeler imzalıyoruz özellikle Türk oyuncularla. Muhakkak kadro değişikliği olacak. Peki hocam, sizin transferde önceliğiniz yetenek mi yoksa performans mı oluyor? Bu çok önemli bir soru. Yani yeteneğine mi bakıyorsunuz oyuncunun performans potansiyeline mi, yoksa bir sene önceki performansına mı bakıyorsunuz? Ya yetenek birazcık altyapıda bakılan bir şey. Biz yetenekten ziyade performansına ve biraz da karakterine bakıyoruz açıkçası transfer yaparken ve bütçesel anlamda kulübe uygunluğuna bakıyoruz. Hocam güzel bir şey daha var burada. Uslu Gider, o da iyi bir Kayseri taraftarı. Sinem Ataş milli takımı çok hak ediyor. Neden alınmıyor diyor. Ona da bir moral olsun, okumuş olalım. Gizem Uca bir şey sormuş. Altyapılardaki adamın Gizem Uca'ydı. Ona da öyle cevap vereyim. Tamam hocam, teşekkür ederim. Peki güzel bir soru var. Serdar Bulut sormuş. Türk 5 numara çıkmamasının ana sebebi nedir acaba hocam? Türk 5 numara çıkmamasının sebebi bence bizim genetik olarak fizik yapımız olabilir. Çünkü bizde çok fazla uzun kız çıkmıyor. Çıkan da açıkçası burada öz eleştiri olması gerekirse basketbol yerine voleybolu tercih ediyor. Bunu diyebilirim belki. Zaten şu son zamanlarda aşağıdan gelen uzun oyuncu diye baktığın zaman da en yakında Tilbe 95 jenerasyon diyoruz. Oradan aşağı indiğin zaman da akla gelen İnci ile İlayda oluyor. Evet hocam. Peki yani yine ben size okumuş olayım ve siz yorum yapmayın hocam. Ayşe Cora ile Bahar Çağları çok yazıyorlar. Galatasaray yani, bir de onlar gelse keşke diye. Ben okumuş olayım, sonra bana kızıyorlar. Yanlış anlamayın lütfen. Güzel bir soru var hocam, siz cevaplarsınız bunu. Eren Korkmaz sormuş. Antrenörlük kariyerinde en sıkıntı yaşadığı oyuncu kimdi ve ondan nasıl performans aldı? En sıkıntı yaşadığım oyuncu. Yani açıkçası sıkıntı yaşadığım bir oyuncu aklıma yani gelmiyor. Açıkçası çok, ya ben oyuncularla çok fazla sıkıntı yaşamadım. Benim oyuncularla insani diyaloglarım iyi olduğu için birebir diyaloğum. Açıkçası çok büyük bir problem yaşamadım oyuncularla. Ne altyapıda ne üst yapıda. Tabii yani herkes de sevmiyordur bizi. Sevmeyenimiz de vardır. Ama ben şundan çok sıkıntı yaşadım, keşke bu olmasaydı, bununla problem yaşadım dediğim bir oyuncu tabii ki yok yani. Kızın nedir diye sormuş. Ya eğer milli takım olarak bir iki açıdan bakarsak milli takımla ilgili eğer bir başarı, bir derece elde etmek için takıma faydalı olabileceğine inandığımız bir devşirmeyi kullanacaksak bunu oynatmaktan ve o pozisyonda bir eksiğimiz varsa bunu oynatmanın ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama ben şuna karşıyım. Milli takımda devşirme yaptıktan sonra yani bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi yaptıktan sonra bunların liglerde hala oynamaya devam etmesi o birazcık yani rekabeti tadını kaçırıyor bence. Hani şöyle olabilir, devşirme olan oyuncu milli takımda görev alıyorsa Türkiye Ligi'nde Türk olarak oynayabilir. Yani nasıl söyleyeyim, aktif olarak görev alıyorsa, hani görev almış, 3-5 senedir görev almıyorsa bence onun hala devşirme olarak Türkiye Ligi'nde oynamasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya da ona bir şöyle bir standart bilir, hani belki vardır, ben bilmiyorum açıkçası. Türkiye'de Türk olarak oynaması için okey, devşirme oldu, milli takımda oynuyor ama en az 4 sene daha Türkiye Ligi'nde oynayıp Türk statüsüne geçmesi gerekiyor tarzında bir yapı olursa daha iyi olur. Çünkü öbür türlü herkes devşirme olup daha fazla para kazanmak ve hani 3 artı, şu an 3 artı 1 olan kural mesela baktığınız zaman birçok takım 3 yabancı artı bir devşirme 4 yabancı ile sahaya çıkıyordu. Evet hocam. Gizem Hoca bu arada sen de öyleydin abi demiş size. Sizin söylediğiniz üzerine hocam. Teşekkür ederim. Işıl Algan fan sayfası sormuş hocam. Basketbolda en önemli ve en fazla sorumluluğun olduğu mevki hangisi? Efendim? Basketbolda en önemli ve en fazla sorumluluğun olduğu mevki hani sahadaki hangisi?
Vallahi buna politik cevap vereyim. Her pozisyonun kendine göre bir önemi var. Her bir pozisyonun kendine göre bir sorumluluğu var. Ama tabii ki basketboldaki en önemli pozisyon bence 1 ve 5 numara. Çünkü bir antrenör kadro kurarken 1 ve 5 numaradan başlar. Evet hocam. Erkan Metin hocamız da demiş, Efe hocam genç kuşak antrenörlere örnektir. Altyapıda çalışarak, emek vererek yıllar sonra A takıma gelinebileceğini ve burada da başarılı olabileceğini göstermiştir. Kendisinin bende de yeri çok ayrı demiş. Teşekkür ederim ona tekrar. Genç oyuncularla ilgili soruyu en son soracağım arkadaşlar hocamıza. Güzel hocam. Caner Aydın'dan güzel bir soru var. Bu sezon ligin kalitesini nasıl buluyorsunuz hocam? Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Orman ve İzmit biraz daha ön planda gibiler demiş. Ya ligin kalitesi tabii bundan önceki senelerde baktığın zaman olimpiyat kadrolarında olan Amerikalılar geliyordu. İşte transfer listesindeki ilk 3, ilk 5, ilk 10 sırada yer alan oyuncuların hepsi Türkiye'ye geliyordu. Küme düşen bir takımın çok çok kaliteli yabancıları oluyordu. Tabii zamanla bu yabancı kalibresi birazcık yavaş yavaş düştü. Çünkü zamanında çok fazla paralar har vurup harman savurulduğu için bu şekilde bir politika yürütü, yani daha ekonomik hareket etmemiz gerekti. Bu seneki ligin kalitesine baktığınız zaman da sene başında özellikle Fenerbahçe ve BOTAŞ çok iyi kadrolar kurdular bütçesel anlamda da. Bunların yanına kalite olarak Orman Spor'u koyabilirim. İyi bir kadro kurdu. İzmit bence sene başında çok iyi ve ligin konjektürüne göre çok 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 iyi bir kadro kurmuştu. Bunun yanında hani Çankaya bence çok çok iyi bir mantıklı bir kadro kurdu. Kalite olarak sanki biraz Elazığ'ı unutmamak lazım. Evet hocam. Ya sanki biraz ilk başta şey gibi duruyordu. Yani Fenerbahçe birazcık daha kadro kalitesi olarak bir tık daha üstteydi BOTAŞ'la beraber. Diğer takımlarla biraz daha birbirlerine denk gibi duruyordu ama sonra sezon içinde farklı takım kimyaları oturunca farklılaştı. Hocam Okan KRC9 şeyi sormuş. Eşiniz ve kardeşiniz de basketbol antrenörü. Arada teknik sohbetler ya da maç sonraları eleştiriler oluyor mu demiş. Çok nadir. Siz eşinizin Okan, maçlarına geliyorsunuz ama ben görüyorum sizi. Okan benim arkadaşım. O da Gaziantep basketboldaki asistan. Süper Lig'de çalışıyor. Eşimin maçlarına gelmeye çalıştım açıkçası. Çünkü ben bizim maçlar dışında çok fazla maça gitmek istemedim. Çünkü o stresten, o maçlardan sonra birazcık dinlenmeyi daha çok tercih ediyordum evde. Hocam Serdar Bulut sormuş. Orman Spor maçında galiba hakemleri soruyor. İçerideki Ahmet Çömert'teki maçta. Hakemlerin yönetiminden hocamız memnun muydu diye sormuş. Değildim. Evet, biz de. Evet hocam. Peki Ahmet Çömert'te sizin özellikle bench'in arka tarafındaki tribünde inanılmaz bir destek var Galatasaray taraftarından ve Galatasaray bence, ben birçok salona gittiğim için gördüğümü söylüyorum, hani sahadaki oyuncularına en çok etki eden taraftar grubu sizdeki. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Tabii şimdi Galatasaray basketbolunun Galatasaray Spor Kulübü taraftarları için çok farklı yeri var. Sen de biliyorsun ki özellikle bayan kadın basketbolunda 3 tane Avrupa kupamız var. Evet hocam. Ve yani kadın basketbol üzerinde konuştuğumuz için söyleyeceğim. Galatasaray taraftarı kadın basketboluna çok sahip çıkan, çok değer veren bir grup. Özellikle Ahmet Cömert'te dediğin gibi basketbolu çok biliyorlar ve nerede nasıl takımı ateşleyeceklerini çok çok iyi bilerek bize destek oluyorlar. Ve şunu da eklemem gerekiyor. Yani deplasmanlar, açıkçası deplasmanlar ise bambaşka oluyor. Ben hiçbir deplasmanda oynuyormuşuz gibi hissetmiyorum. Sanki Ahmet Cömert'te oynuyormuşuz gibi bir taraftar topluluğu var. O yüzden Galatasaray taraftarı kadın basketbolunu
Yani çok farklı sahip çıkıyor. Ya şöyle söyleyeyim, ailenizdeki bir ablanıza, eşinize, yengenize Türk usulü anlatayım. Nasıl sahip çıkıp değer veriyorsanız onlar da bu şekilde çok sahip çıkıyorlar ve koruyup kolluyorlar. Hocam, Ranya Mina sormuştu, o da genç bir oyuncu. Diyor ki, Galatasaray haricinde oyunculardan, yani Türkiye'de oynayan yerli veya yabancı, beğendikleri hocamızın kimler diye soruyor. Cevap vermek isterseniz. Yani onu da politik geçim. Neden politik geçim? Çünkü kalkıp da yani ben işte şunu beğeniyorum, bunu beğeniyorum dediğim zaman da diyelim ki X bir oyuncuyu aldım. Yani şunu düşünebilir, ya Y oyuncu almadığı için beni aldı. O yüzden tabii bizim de beğendiğimiz, sevdiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz oyuncular var tabii ki ama onlar bende kalsın. Tamam hocam, anladım. Sercan Bedir sormuş, Fenerbahçe'ye iki maçta da basketbol dersi vermiştiniz ama ilk maç hakem faciasına uğradık demiş. Evet, orada da maçın sonlarına doğru Dragana'nın fast break pozisyonunda bir talihsiz bir pozisyon yaşadık. Çok sevdiğim iki hakem yönetiyordu maçı. Altyapılardan da tanıdığım bir tanesi abimdir, çok sevdiğim. Yani o kadar ekrana bakıp kararlarını değiştirmediler ama yani onlar öyle yorumladılar. Bana göre farklıydı. Fenerbahçe'ye göre farklıydı. Bize göre farklıydı. Yani keşke olmasaydı dediğimiz bir pozisyondu ama yapacak bir şey yok. Fenerbahçe Galatasaray maçları gerçekten kadın basketbolunda da hocam futbol tadında geçiyor. Ben geçen sene bütün playoff maçlarının hepsine geldim. Hem Ahmet Cömert'e hem Kadıköy'e, Ataşehir'deki maçlara. Gerçekten inanılmaz. Yani Ahmet Cömert'e inanılmaz bir ortam oluyor. Ataşehir'de de oluyor. Tavsiye ederim, hani kaçırmayın. Mutlaka bir kadın basketbol Fenerbahçe Galatasaray derbisi izleyin. İnanılmaz bir atmosfer. Gökhan Bölükbaşı, Türk kısa oyuncuların çoğu point guard olmayı seçiyor. Scorer guard çıkmıyor. Sizce bunun sebebi nedir hocam? Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi yani şöyle birazcık da biziz diye düşünüyorum. Çünkü biziz derken artık İki senedir ben de işin içinde olduğum için biz izliyorum. Yani altyapıda skorer bir guard, yani aslında point guardla skorer guard aynı şeyler ama A takımda bunu sergileyememelerinin sebebi ilk başta A takımda oynayabilmeniz için o takımda oynamayı hak etmeniz gerekiyor. Bunun yolu da mücadeleden ve savunma yapmaktan geçiyor. Orada fiziki anlamda daha güçlü olan, mental anlamda daha kuvvetli olan oyuncular fark yaratıyorlar. Önce oynamaya başlıyorlar. Ya tabii oynamak için de savunma yapmaları gerekiyor. Savunma yaparken de o takımda bulunan oyuncular zaten rol, yani belli rolleri olduğundan dolayı zaman yavaş yavaş o rolü kendileri almaları gerekiyor. Bundan dolayı da altyapılardaki skorerlik birazcık da görev oyunculuğuna kayıyor. Peki hocam, yine Serdar Bulut sormuş. Demiş ki, stadın yanındaki salon ne zaman açılacak belli mi hocam? Yani onu ben bilmiyorum. Onu bilemeyeceğim. Başak Altın Bey bu arada Efe abime selamlar demiş hocam size. Ona da çok selamlar. Bakalım. Ya birçok soruyu daha önce sorduğum için arkadaşlar geçiyorum. Lütfen niye sorma demesin. Başak Altın Bey demiş ki, çok derbiler oynadık karşılıklı abimle demiş. Ya evet, benim ilk antrenörlüğe başladığım jenerasyonlarda Başak benim hep rakibim oluyordu. Sürekli onlara karşı oynuyorduk. O yüzden dediği gibi sürekli Başak'la rakip olmuştur benim çalıştırdığım takımlar. Mazlum Eribol, Dragan Stankovic'in performansını hocamız nasıl buluyor demiş. Dragan'a kendi jenerasyonun yaş grubunun çok önemli oyuncularından biriydi. Onu da backup olarak, yani rotasyon oyuncusu olarak kullanmak istediğimiz için almıştık. Sene başında o da siz bir sakatlık yaşadı antrenman sırasında. O da bir buçuk ay bir aramızdan uzaklaştı. Sonra geri döndüğünde dönem dönem istediğimiz katkıyı verdi. Son Fenerbahçe maçında da gayet iyi oynadı.
Hocam Eda Şahin'le ilgili bir soru vardı. Onun sakatlığı çok talihsiz oldu deniyor. Geçen sene Fenerbahçe playoff serisinde sakatlanmıştı. Hem o sakatlandı hem Alperi sakatlandı ve Galatasaray çok ufak bir farkla belki de son anda kaçırdı final şansını. Bu sakatlıklar olmasaydı hocam farklı bir senaryo olacağını düşünüyor musunuz? Yani olabilirdi. Açıkçası olabilirdi. Çünkü baktığınız zaman bizim ilk 5 oyuncumuz Moria son maçta oynayamadı. Ciddi bir yükseliş yapan Eda oynatamadık. Alper'i 10-15 gün oynamamıştı. O da sezon bitince menisküs ameliyatı oldu ki normal şartlarda Alper'i de son maçta oynatmayacaktık. İğneyle oynamıştı. Tabii evet, ister istemez etkiledi. Adaral dün plan farkıyla demiş. Evet, orada 1,5 dakika bir oyuncu performansı aslında maçlarında. Yoksa Galatasaray son maç işi bitirecekti aslında. Peki hocam, seneye özlenen şampiyonluk gelecek mi diye sormuşlar ama bu sene için soruyorlar sanırım. Bu sene şampiyonlukta iddialı diyoruz Galatasaray için. Ne dersiniz? Her zaman. Ligi tabii oynayabileceğiz mi bilmiyoruz. Ligi oynarsak tabii bulunduğumuz her branşta, kategoride iddiamız var. Peki oynayacağını düşünüyor musunuz hocam? Sizin duyumlarınız ne şekilde? Ya ben bir duyum almadım açıkçası. Çünkü zaten Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu Nisan sonu Mayıs başında karar verileceğini söyledi. Ama ben kadın basketbolunun oynanabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Bence oynanmaz. Yani oynanmamalı da. Çünkü bu saatten sonra oynanacak bir ligin sağlık açısından da çok, sporcu sağlığı açısından da çok verimli olacağını düşünmüyorum. Ekonomik anlamda da zaten kadın basketbolunda bulunan takımlar çok problem yaşadığı için sözleşmeleri de ona göre yapmışlardı. Ben sağlıklı bir basketbol olacağını düşünmüyorum. Eren demiş ki, Efe hocam sarı kırmızı kravatınızı hediye ediyor musunuz diye sormuş size. Valla dört kere hediye ettim. Denk gelirsek ona da hediye ederim. Tamam hocam, çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki hocam, konusu açılmışken ben bütün katılan koçlara bu soruyu soruyorum. Tabii ki hem ülkenin hem kulüplerin hem takımların bütçeleri belli. Bazen ödemelerde sıkıntılar yaşayan hemen hemen birçok kulüp var. Yani Galatasaray üzerinde sormuyorum bunu. Daha önce çalıştığınız kulüplerde de mutlaka olmuştur. Yani bir koç bu tip krizlerde takımı elinde tutmakta zorlanır mı? Veya sizin bundaki yönteminiz ne olur hocam? Ben farklı bir kulüpte çalışmadım. Galatasaray'da başladım. Galatasaray'da hayata devam ediyorum. Ama bu tür durumlarda ben takımı bir arada tutabileceğimi düşünüyorum. Çünkü oyuncularla kuracağınız ikili ilişki çok önemli bu konuda. Ya hocam, hani siz yaşamamış olsanız da mutlaka hani etrafınızda görüyorsunuz. O yüzden de sordum. Ya yani oyuncuyken belki yaşadınız. Yani tabii bu profesyonel bir iş olduğu için insanlar buraya para kazanmak için geliyorlar. Özellikle yurt dışından gelen oyuncuların para alamadıkları zaman bunu antrenmanları, maçları protesto etme hakları oluyor. Ama Türk oyuncularda böyle bir hak olmuyor. Türkler biraz daha bu konuda yani gariban kalıyorlar açıkçası bizim yapımızdan dolayı. Onların da bu tür durumlarda hani protesto edip maçlara çıkmama gibi şanslarını kullanmaları lazım ama Türkiye'de Türk oyuncuların böyle bir şansı olmuyor. O yüzden ben takım bir arada tutmak için önemli olanın ikili ilişkinin, sevginin, saygının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam kravatı verdiniz, şimdi de bordo istiyorlar bu arada imzalı olarak. Bunu da söylemiş olayım. Serkan Ulusoy'a vermemiş bir şey. Serkan Bey vermiyorsunuz. Tamam. Nurç bizim Nurgül galiba da herhalde otomatik düzeltme şey yapmış. Yıldız Tilbe yazıyor ama galiba Tilbe'yi soruyor. Yıldız Tilbe'nin takımdaki rolü çok önemli. Koç onun gelişimini nasıl buluyor demiş. Muhtemelen otomatik düzeltme hatası, Tilbe'yi soruyor. Yıldız Tilbe gelişeceği kadar gelişmiş zaten. Ama Tilbe de her geçen maç gelişiyor. Daha da gelişecektir. Öykü Öcal sanırım hocam. Efe abi 95-96 jenerasyonundan selamlar. Hakkını ödeyemeyiz demiş size. Ya onlar benim ilk takımım, ilk jenerasyonum. Antrenörlük arenasında onlarla beraber çıktım. Onların ayrı bir yeri vardır benim için.
Yiğit hocam sorduk 5 oyuncuyu da Efe hocamız oraya şey geçti, yumuşak geçti. Tekrar o yüzden sormuyorum, yanlış anlama. YouTube atacağım, oradan tekrar seyredebilirsin görüntüyü. Peki hocam, genç oyunculara ufak ufak geçelim isterseniz, sizin için de uygunsa. Bu 2000-2001-2002 jenerasyonunun için düşünceleriniz neler hocam? Dikkatinizi çeken oyuncular kimler? Yani çok fazla jenerasyon var biliyorsun. 98, 99, 2000, 2001, 2002, yani 2003 geliyor aşağıdan, 2004. Tabii çok değerli oyuncular, çok değerli jenerasyon, önemli oyuncular var. Tabii bizim de takip ettiğimiz, izlediğimiz, zamanda altyapılarda karşılaştığımız oyuncular var. İnşallah ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş, zaten 2002 doğumluların A takım senesi yaklaştı ki Suudi'nin oynadığını düşünürsek. Çukurova'da oynayan bir Gökşen Fitik var. Evet, 2000 doğumlu bizde Mısra var. Ben kendi oyuncularımdan gidersem. Yani çok değerli oyuncular var ama önemli olan onların vazgeçmeyip çalışmaya devam edip oynamak için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Zamanında altyapılarda ciddi başarılar elde edip önemli ödüller kazanan oyuncular gibi ben oldum havasına girmemeleri gerekiyor ki bence şu anda o jenerasyonun önemli özelliği de pes etmeyip çalışmayı seven bir jenerasyon olması. Hocam bu arada Nurgül gene bir soru soruyor, gazeteci arkadaşımız. Kadın milli takımımızı da sorar mısın demiş. Bu sezon umduğumuzu bulamadık organizasyonlarda. Sizin yorumunuz ne olur hocam? Şimdi biz şöyle bir şey öne atıyoruz, kabuk değiştiriyoruz diye, jenerasyon değiştiriyoruz diye. Ama halbuki şu anda Avrupa basketbolunda ilk 3, 4, 5. sırada, özellikle bu Avrupa şampiyonlarında ulusal organizasyon, uluslararası organizasyonlarda yer alan takımların hepsi zaten bizim kabuk değiştiriyoruz dediğimiz yaş gruplarıyla oynuyorlar. O yüzden biz birazcık daha geç kaldığımız için bu işte, bunun nasıl söyleyeyim, bunun kimyasını birazcık geç oturtuyoruz. O yüzden istediğimiz sonuç gelmedi ama zamanla gelecektir inşallah. Peki hocam, Galatasaray'ın tabii bayrak simge oyuncularından bir tanesi Işıl Alben kaptan hakkında. Sizden dinlemek istemişler. Yiğit Ali Alt demiş ki kaptanı Efe Hoca'dan dinlesek nasıl bir oyuncu, nasıl bir karakter demiş. Ya Işıl iş disiplini çok yüksek. İşine aşık, kulübüne aşık, hayatı basketbol ve Galatasaray olan bir oyuncu. Karakter olarak da bütün genç oyunculara örnek olması gereken bir karakter. Özel hayat, gerek özel hayatıyla gerekse profesyonelliğiyle birlikte. Benim de ve eşimin de çok eski bir arkadaşı. Sahada gördükleri Işıl nasılsa saha dışındaki Işıl da aynı açıkçası. Hocam güzel bir soru var. Galatasaray Basketbol Günlüğü sormuş. Erkek takımlarında, Galatasaray'da veya başka bir takımda, yani artık bu saatten sonra diyelim, görev yapmayı düşünür mü? Vallahi benim bu işe başlarken en büyük hayalim bir erkek takımıyla bir Euroleague arenasında bir tane maça çıkmaktı. Allah inşallah ilerleyen senelerde böyle bir şeyi bana nasip eder. Böyle bir şans gelir inşallah. Yani herhangi bir erkek takımında. Eren demiş bu arada, Efe Güven kadın basketbolunun Fatih Terim'idir demiş. O biraz abartı olmuş. Hocam Lümeysa güzel bir soru sormuş. Milay Balota'yı soruyor. İstanbul Üniversitesi'ne verdiniz biraz daha pişmesi, tecrübelenmesi için. Onunla ilgili görüşleriniz nedir hocam? Miray biraz ara pozisyonda kalan bir oyuncu ve açıkçası kendini tam olarak yırtamadı. Birazcık daha hani sokak ağzıyla söylemem gerekirse biraz daha yırtması gerekiyor kendini. Yani Miray da çok şeyler beklediğimiz oyunculardan biri ama onun oynadığı pozisyon gereğiyle de çok fazla, biraz önce senin söylediğin gibi Sinem, Meltem, işte zaman zaman sakat değilken Claudia, Miray'ı 4 numara oynamak istediğimiz zaman da Tilbe, işte Victoria, yani onun önündeki oyuncular çok fazlaydı. O yüzden İstanbul Üniversitesi'nde
pişmesi için İstanbul Üniversitesi'ni tercih etmiştik. Hocam Sercan Bedir demiş ki Türkiye'de genç oyunculara büyük güven duyup sahaya süren başka bir antrenörü bilmiyorum. Gerçekten tebrik ederim demiş size hocam. Yani şöyle Galatasaray olarak evet ama tabii genç oyuncuları oynatan birçok antrenör var. Biz Galatasaray gibi yani kadın basketbolun lokomotif kulüplerinden birinde böyle bu kadar Türk ve genç oyuncuya şans vermemizin sebebi bizim kurmuş olduğumuz kadronun yapısı. İki senedir yani bahsetmiş olduğumuz misyon ve ben hiçbir oyuncuyu yani ayırt etmiyorum. 30 yaşındaki oyuncu neyse de o, 20 yaşındaki oyuncu da aynı şekilde benim için ama tabii davranış şekillerinde farklılık gösteriyor. Birazcık daha farklı davranışlarımız oluyor ki gelen oyuncularımız Türk oyuncularımız genç olduğu için de ve onlar elinizde büyüdüğü için de nasıl siz bir annenin babanın hala küçük çocuğu gibi gözüküyorsanız onlar da size öyle geliyor. Bazen hatta ya Efe abi yeter hani ben artık A takım oyuncusu oldum gibi bir tepki de görebiliyorsunuz ama işte elinizde yetiştikleri için de farklı davranışlar oluyor. Hocam güzel bir soru var. Mustafa Başkan'ı sormuşlar. Maçlarda biz görüyoruz Mustafa Başkan'ı. Tribünde oluyor. Kadın basketbola bakış açısı nasıl diye sormuşlar hocam. Serdar Bulut olmuş. Ya başkanımız bizleri çok destekleyen, bizlerin hep sürekli arkasında olan bir başkan. Kendisiyle de çok rahat diyalog kurabiliyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Önemli maçlardan sonra maç sırasında destek mesajları atıyor. Ya da kendisiyle birebir diyalog kurabiliyorum. Genel anlamda bakış açısı kulübümüze ve spora çok yapıcı. Peki hocam daha Galatasaray'dan çıkarsak Türkiye'deki kadın basketbolunun yerini nasıl görüyorsunuz? Ben Türkiye'de kadın basketboluna hiçbir yer göremiyorum açıkçası maalesef. Bence hiçbir yeri yok. Sadece yapılmış olsun diye yapılan bir organizasyon. Zaten verilen değerden de anlayabiliyorsunuz. Ya en basitinden ben şöyle bir örnek vereyim. Bunu kimse yanlış anlamasın. Süper Lig A klasman hakem yönetiyor. BGL'de en az bir A klasman hakem varken kadın basketbolunda B klasman hakemler geliyor. Yani burada bir ayrımcılık olduğunu zaten buradan anlıyorsunuz. Hani B klasman derken de B klasman olan hakemlere de bir şey demek istemiyorum. Orada çünkü en az A klasman, hatta A klasmandan da iyi kaliteli hakem abilerimiz ve arkadaşlarımız var. Ya şunu da söyleyebilirim en basitinden. Bu örnek pek doğru olmamış olabilir ama bu bence daha doğru bir örnek olacaktır. Türkiye Kupası'nda mesela bir sponsor yoktu. Evet hocam. Mehmet Özkan hocamız, o da Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hocası. Efe hocam ne demiş? Efe hocam severek takip ediyoruz. Başarılarınız devamlı diye saygılar demiş. Biz de onu çok severek takip ediyoruz ailecek. Işıl Ben ve Eda Şahin arasında çok güzel bir bağ var. Kaptan herkese deneyimi paylaşmaya çalışıyor. Cesaretlendirmeye çalışıyor demiş. Rümeysa. Evet. Zorbeler ve bayrak döncü. Peki hocam. Sizin elinizde sihirli bir değnek olsaydı Türk basketbolunda ilk neyi değiştirdiniz hocam? Kadın basketbolunda. Kadın basketbolunda ilk neyi değiştirdim? Evet hocam. Komple sistemi değiştirmeye çalışırdım herhalde. Tamamını. Tamamen değiştirmek için de elimden geleni yapardım herhalde. Yani komple altyapılardan başlayıp organizasyonları değiştirmek, ligin kalitesi, ya kalite demeyeyim de ya organizasyonları değiştirmek isterdim. Ya organizasyonların kalitesini daha yukarıya çekmek isterdim. Bakalım hocam gelen sorulara. Eski oyuncularınızla ilgili sorular var. Onları sormuyorum hocam. Zaten söylemişsiniz şu an hani gittiği için üzüldüğüm bir oyuncu yok. Hani düşündüğüm bir oyuncu yok diye. Tek tek isim sormuyorum onları. İrem'le ilgili soru var. İrem Naz'la ilgili. Çok da sormuşlar ama sorayım mı hocam? Ya İrem Naz zaten benim elimde yetişen bir oyuncuydu. Verilen şansları doğru şekilde kullanamadığını düşündük. O yüzden de ben kendi teknik kararım olarak
onunla çalışmak istemediğimle ilgili sezon bittikten sonra raporumu verdim. Tamam hocam, teşekkür ederim. Eren, Women NBA'de desteklediği bir takım var mı diye sormuş size. Women NBA'de desteklediğim bir takım var mı? Normalde ben hani sevdiğimden dolayı Moria'nın bulunduğu takımları destekliyorum. Hani destekliyorum derken sempatim var. Şimdi buna bir de artı Bria'yı da koyabiliriz. Peki hocam, siz çabuk bir skorer gardı mı yoksa skorer bir uzunu mu tercih edersiniz? Oyununuzu hangisinin üstüne kurarsınız? Ya uzun derim herhalde bu sorduğun soruya. Efendim hocam? Bu sorduğun soruya uzun derim. Ha, uzun. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Peki altyapılarla ilgili biraz konuşalım hocam isterseniz. Şu anda altyapı, Galatasaray'ın altyapısı da çok değerli oyuncular var isimle geçen. Mesela Arife Can var, çok söyleniyor. Birkaç tane daha oyuncu var söylenen. Beşiktaş'ın altyapısında gene ciddi oyuncular var. Fenerbahçe'nin altyapısında var. Siz 5 sene sonra bu havuzdan gelecek oyuncularla ilgili kalitenin ne kadar olacağını düşünüyorsunuz? Mesela şunu çok söylüyorlar. Alttan gelen oyuncularda bir disiplin problemi oldu. İşte eski oyunculara göre daha fazla koçlarla sorun yaşadıkları gibi şeyler var. Ki bir gelecek olan jenerasyon da bir sonraki alfa jenerasyonu. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir hocam? 5 sene sonra da Türk basketbolunda bu oyuncuların rollerini nasıl görüyorsunuz? Ya bir kere bu problemi zaten şu anki üst jenerasyonlarda da yaşanıyor bu dediğim problemler. Ya bunun sebebi tamamen bence bir aileler, iki oyuncuların çok küçük yaşta menajerlerle çalışmaya başlaması. En büyük sebep bu ikisi diyebilirim. Bir de tabii artık çağ değişiyor. Birazcık daha teknoloji çağı oluyor. Eskiden insanlar tek bir tuşla her şeye ulaşamazlarken şu anda her şeye ulaşabiliyorlar. Daha çok okuyup, daha çok izleyip görebiliyorlar. Daha çok bilgi sahibi olabiliyorlar. O oyunu yaparken ben bunu daha çok sorgulayabiliyorlar açıkçası şu anki yaş grubu. Siz de bunları idare edebilmek, bunlarla beraber yaşayabilmek için kendinizi bu konuda geliştirmeniz gerekiyor. Geliştirmediğiniz yerlerde zaten oyuncularla problem yaşarsınız. Altyapıda şu yok, işte bu dediğim sebeplerden dolayı. Her ailenin çocuğu onun için, hani onların Michael Jordan'ı, ailenin Michael Jordan'ı her menajerin oyuncusu da onun için aynı şekilde yine onun da Michael Jordan'ı. Hani şöyle oluyor, yani sen nasıl olsa kızım burada oynamazsan ben seni X bir yere götürürüm diyor. Zaten rekabette olmadığı için oyuncular kendilerini çok dev aynasında görüyorlar. A takıma çıktıkları zaman da bunun problemini yaşıyorlar. Çünkü altyapıda yapabildiklerini üst yapıda yapamıyorlar. Orada antrenör de var ama antrenörün yanında büyük ablaları da var, yabancı oyuncular da var. Dur bir dakika, sen artık A takımdasın diyorlar. O yüzden bu dediğin bütün oyuncularda, bütün jenerasyonlarda, yeni jenerasyonlarda var. Ama bunu yapmayan insanlar, bunları yaşamayan insanlar, bence şu anda, yani isim vermek doğru değil ama bunu Sude'de çok fazla görmedim ben, hiç görmedim neredeyse. O da zaten şu anda bulunduğu durumdan belli. Evet hocam, peki toparlama adına son olarak Galatasaray taraftarlarına mesajınız ne olacak hocam? Valla şu anki durumda klasik olacak, klişe olacak ama herkesin evde kalmasını tavsiye ediyorum. Sağlığına dikkat etmesini tavsiye ediyorum herkese. Galatasaray taraftarlarına da tabii onlar bizi, biz de onları çok özledik. İnşallah en kısa zamanda bu herhalde artık önümüzdeki sezonlar gibi gözüküyor. En kısa zamanda tekrar sahada buluşmayı ümit ediyorum. Onları çok seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyorlar. İnşallah en kısa zamanda tekrar parkede mutluluklar, sevinçler yaşayacağımız sezonlar geçiririz. İnşallah hocam. Ben çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Gerçekten şeref verdiniz. Ben de ilk defa bu kadar heyecanlandım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Benim için çok keyifli oldu. Bu şekilde soru cevap söyleşi olması. Ben de sana teşekkür ediyorum. İnşallah seni de böyle bu programlarını
Televizyonlarda izleriz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar. İyi akşamlar.